Çocuklar merhaba. Dördüncü temamız erdemlerle devam ediyoruz. Erdemler temasının son metni, dinleme metnimiz, Adanalı bir yazar, Arılar ve Keklikler. Evet, metni dinlemeden önce hayvanlar olmasaydı hayatımızda ne gibi değişiklikler olurdu? Bu sorunların cevabını alacağım. Daha sonra da doğadaki diğer canlıların bizim sevgimize ihtiyaçları var mı? Bunların cevaplarını almak istiyorum. Arılar ve Keklikler metni, Adanalı bir yazar, ünlü bir yazar, dünyaca tanınan bir yazar, Yaşar Kemal tarafından yazılmıştır. Yaşar Kemal uluslararası bir üne sahiptir. Eserleri İnce Memed, Teneke, Yerdemir, Gökbakır. Biz de siz 8. sınıfa geldiğinizde Yaşar Kemal'in kitaplarından tabii ki okutacağız. Şimdi metni dinlerken anlamını bilmediğiniz sözcükleri not alıyorsunuz. Daha sonra da metni özetleteceğiz. Evet çocuklar, metni dinlediniz. Hemen birinci etkinliğimiz. Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağı yazınız. Kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz ve sözlük anlamlarını bularak kontrol ediniz. Ben sizler adına metni dinledim. İpilti, kenger, sağılmak ve bostan sözcüklerini bilmeyeceğinizi düşündüm. İpilti sözcüğü parıldayan şeyin çıkardığı ışık. Kenger ise kırlarda yetişen gövdesinden süt gibi bir madde çıkan dikenli bir ot. Sağalmak, iyileşmek demek. Bostan, sebze bahçesi demek. Evet, metni dinlerken aldığınız notlardan hareketle metni özetleyiniz diyor. Evet, bu özeti ben sizden alacağım. Ben şöyle kısaca bahsedecek olursam, köyde sarıca, boncuklu, arı gibi arı türlerine ve böceklere ilgim vardı diyor yazar. Böceklerden birini yakaladım ama bu yakaladığım böceğin adını kimse bilmiyordu diyor. Kuşlarla, karıncalarla, çiçeklerle, kartallarla da ilgilendim diyor. Sonra da kekliklere merak saldım. Yakaladığım keklikleri besledim. Öldüklerinde çok üzüldüm. Sonra yaralı bir kartalı yakalayıp eve getirdim diyor. Havva ana ile ilaç hazırlayıp yavru kartalı iyileştirdik diyor ve de iyileştirdikten sonra bırakmış. Kartalı bırakırken Havva ana kartala civcivleri kapmamasını tembihlemiş. Havva ana iyiliğin gücüne inanıyormuş. Havva anaya göre kartal gördüğü iyiliği diğer kuşlara da anlatacak ve diğer kartallar köydeki civcivleri kapmayacakmış. Evet, metni kısaca bu şekliyle özetleyebiliriz. Tabii ki sizin özetlerinizi anlatacağım. Diyor ki, dinlediğiniz metnin ana fikrini boş bırakılan yere yazınız. Evet, iyilik yapmadaki amaç doğadaki güzelliklerde gizlidir diye bir ana fikir söyleyebiliriz. Dördüncü etkinliğe geldiğim zaman aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız diyor. Birinci sorum, yazar çocukluğunda nelerle dostluk kuruyor? Yazar çocukluğunda arı, böcek, çiçek, karınca ve kekliklerle dostluk kuruyor. 2. Yazar kekliği diğer kuşlardan hangi yönüyle ayrı tutuyor? Yazar kekliklerin insana alışınca insanı hiç bırakmaması yönüyle diğer kuşlardan ayrı tutuyor. Evet, üçüncü sorum. Yazar kekliği öldüğünde neden bir daha keklik beslemeyeceğini söylüyor olabilir? Yazar kekliğinin ölümünden çok büyük bir üzüntü duymuştur ve bu üzüntüyü bir daha yaşamamak için tekrar keklik beslemeyeceğini söylemiştir. Dördüncü sorum, Havva ana kimdir? Yazar ondan nasıl bahsediyor? Havva ana
köyde şifalı otlardan merhem yapan ünlü bir ustadır. Yazar ondan merhem yapmadaki ustalığı ve güzel anlatması ile bahsediyor. Siz yazarın yerinde olsaydınız, yaralı kartalı nasıl tedavi ederdiniz? Geçmişin imkanlarını göz önünde bulundurarak yanıtlayınız. Tabii ki yazarın yerinde ben de olsaydım, o günün şartlarında şifalı otlarla yine tedavi etmeye çalışırdım. Günümüzde ise tedavi yöntemi çok farklı. Bir veterinere götürerek ondan yardım alırdım. Sizce hayvanları sevmek, onlara gönül vermek niçin önemlidir? Evet, bu soru çok özel bir soru bence. Hayvanlar insanların ihtiyaçlarını karşılıksız olarak çoğu zaman giderirler. Çoğu zaman demeyeyim. Hayvanlar insanların ihtiyaçlarını karşılarlar ve hiçbir karşılık da beklemezler. Bunları yaparken hayvanların tek arzuları, istekleri nedir? Karınlarının doyurulmasıdır ve onların sevilmesidir. Dolayısıyla bize yardımı olan bu hayvanlara dostluğumuzu ve sevgimizi vermeliyiz gerçekten. Ve bunlara bu karşılıksız sevgiyi de verirken hiçbir şey beklememeli. Hatta sevgimizi fazlasıyla göstererek onlara yardımcı olmalıyız. Hayvanları ve doğayı seven insanların kişilik özellikleriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Çevrenizden örnekler vererek açıklayınız. Şu online derslerden görüyorum ki çoğunuz evde zaten bir hayvan besliyorsunuz. Dolayısıyla bana göre hayvan besleyen insanlar iyiliksevertir, merhametlidir ve içlerinde sevgi duygusu vardır ve çok fazladır. Beşinci etkinlik, verilen örnekteki gibi cümlelerde geçen zincirleme isim tamlamalarını bulunuz ve altını çiziniz diyor. Uçarken arıların kanatlarının altı parlıyordu. Çizilmiş arıların kanatlarının altı zincirleme isim tamlamasıdır. Ekin böceğinin rengi beni büyülemişti. Hemen çiziyorum zincirleme isim tamlaması. Ekin böceğinin rengi. Dayımın hediyesinin sevincini yaşıyordum. Dayımın hediyesinin sevincini zincirleme isim tamlaması. Devam ediyorum. Bahçemizin çalılarının arkasına saklanırdım çoğu zaman. Bahçemizin çalılarının arkası. Çocuğun kekliğinin macerası acı oldu. Hemen çiziyorum. Çocuğun kekliğinin macerası. Köyün delikanlılarının eğlencesi keklik yakalamaktı. Köyün delikanlılarının eğlencesi. Kartalın kanadının yarasını iyileştirdik. Kartalın kanadının yarası. Keklik kuşunun kanadı artık iyileşmişti. Keklik kuşunun kanadı zincirleme isim tamlamasıdır. Altıncı soru. Hayvanlara yardım amacıyla kurulmuş bir dernekte çalışıyor olsanız, onlara hangi alanlarda ve nasıl yardım ederdiniz? Düşüncenizi arkadaşlarınızla paylaşınız diyor. Evet, bu konudaki fikirlerinizi tabii ki sizlerden alacağım. Yedinci etkinliğe geldiğimiz zaman bir şiir var. Kelebekle ilgili. Bu şiiri diyor ki Kelebek adlı şiiri hikaye ya da fable türünde kendi duygu ve düşüncelerinizle katarak yeniden yazınız ve sınıf panosunda paylaşınız. Fable türünün özelliklerini biliyoruz. Hayvanlar konuşturuluyor, insan gibi düşündürülüyor. Amaç insanlara ders vermekti. Yel estikçe uçuşan yapraklara benziyor. Durmadan yorulmadan daldan dala geziyor. Kanatları ipektir, bozulur dokununca, sanki canlı çiçektir, açar bahar olunca. Üstündeki renkleri seyretmeye doyamam, yapamaz böylesini benim diyen her ressam. Ben onu çok severim, koşup tutmak isterim, fakat kaçar yaramaz, uçmadan yaşayamaz. Evet, bu şiiri fable türüyle yazacaksınız ve sınıfta okuyacağız. Çocuklar, Arılar ve Keklikler metnimiz burada bitti. Hemen tema değerlendirme sorularına geçiyorum. Tema değerlendirme sorularımız yine kısa bir parçayla başlıyor. Osmancık. Ey oğul, Osmancık, şeyhim Edebalı'nın sana diyecekleri var.
Dinle, iyi dinle. Beni dinlermiş gibi dinle. Ey Osmancık, Tanrı gözünü, gönlünü ve yolunu ışıtsın. Bileğinin, yüreğinin gücünü pekiştirsin. Haktan, adaletten, merhametten, azimden garip komasın. Ey Osmancık, beysin. Beyliğini bil, beyliğini unutma. Ey Osmancık, beysin. Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize, gönül alma sana. Suçlama bizde, katlanma sende. Bundan böyle geçimsizlikler, uyuşmazlıklar, anlaşmazlıklar, çatışmalar bize, adalet sana. Kötü göz bize, şom ağız bize, haksız yorum bize, bağışlama sana. Ey Osmancık, bundan böyle bölmek bize, bütünlemek sana. Üşengeçlik bize, gayret sana. Uyuşukluk bize, uyarmak, şekillendirmek sana. Ey Osmancık, yükün ağır, işin çetin. Gücün kıla bağlı. Tanrı yardımcın olsun. Beyliğini kutlu kılsın. Hak yoluna yararlı kılsın. Işığını parıldatsın, uzaklara iletsin. Sana yükünü taşıyacak güç, akıl versin. Evet, baktığımız zaman ilk dört soru metne göre yanıtlanacaktır. Birinci sorum, Edebalı Osmanca niçin öğüt vermektedir? Edebalı Osmanca bey olduğu için öğüt vermektedir. Edebalı Osmancığın hangi erdemlere sahip olmasını istiyor? Edebalı Osmancığın uysal olması, gönül alması, olaylara katlanması, adaletli olması, bağışlayıcı olması gibi erdemleri taşımasını istiyor. Osmancığın yükü neden ağır ve işi çetindir? Osmancık bir beydir, yöneticidir. Bu nedenle yükü ağır ve çetindir. Dördüncü sorumuz, haktan, adaletten, merhametten, azimden garip komasın sözünü açıklayın diyor. Yöneticiler haktan, adaletten, merhametten ve çalışmaktan, şevk vermekten uzak olmamalıdır diyoruz. Evet, beşinci soruya baktığım zaman, beşinci soru, aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır diyor. Dostun attığı taş baş yarmaz, dost başa düşman ayağa bakar, dost dostun ayıbını yüzüne söyler, dost acı söyler. Baktığım zaman A, C ve D şıklarında verilen atasözlerinin dost ise dostun ayıbını yüzüne söyler, dostun ise dostun söylediği sözden alınmazsın, dost gerektiğinde seni doğruya götürmek için kırıcı bile konuşabilir anlamları olduğu için cevap Bursa diyorum. Dost başa, düşman ayağa bakar. Altıncı soruda ise aşağıda verilen cümleleri anlamlarına uygun olarak parantez içinde verilen deyimlerle tamamlayınız diyor. Deyimlerin anlamlarını biliyoruz. Ateş püskürmek, çamura yatmak, gözden kaçırmak, huzur bulmak, el bebek, gül bebek. Ödevimi kontrol ederken bazı hataları gözden kaçırmışım. Çocuk çok nazlıydı. El bebek, gül bebek yetiştirildiği belliydi. Kadın o kadar öfkeliydi ki adeta ateş püskürüyordu. Bu küçük kasabaya yerleştikten sonra huzur bulmuştu. Adam borcunu ödemiyor, türlü bahanelerle çamura yatıyordu şeklinde tamamladım. Yedinci soruya geldiğim zaman aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır diyor. A şıkkına baktığım zaman komşunun dükkanı yeni açıldı diyor. Hemen ne yapıyorum? Tamlamaları görüyorum. Buraya belirtili isim tamlaması, komşunun dükkanı. Halkının durumunu merak ediyordu diyor. Evet, halkının tamlama eklerini hemen çiziyorum. Durumu hem tamlayan hem tamlanan ek aldı. Yine belirtili isim tamlaması. Padişahın ağzından şu cümleler döküldü. Yine bakıyorum. Padişahın ağzı. Bu da belirtili isim tamlamasıdır. Denizli'ye baktığım zaman kumaş dükkanının sahibi
Padişahı tanımadı. Evet, kumaş dükkanının sahibi. İsim tamlamalarında tamlayan veya tamlanan kendi içerisinde bir başka tamlama özelliği gösteriyorsa zincirleme isim tamlaması derdik. Kumaş dükkanı aynı zamanda tamlayan belirtisiz isim tamlaması olduğu için Denizli şıkkında zincirleme isim tamlamasını görüyorum. Evet, 8. soru. Aşağıda verilen isim tamlamalarının çeşidini bularak parantez içindeki boşluklara yazınız diyor. Kurul üyeleri belirtisiz isim tamlaması, babamın arabasının lastiği zincirleme isim tamlaması, kedinin tüyleri belirtili isim tamlaması, kaldırım taşı belirtisiz isim tamlaması, Çanakkale Savaşı'nın destanı zincirleme isim tamlaması, çiçeğin kokusu belirtili isim tamlaması. 9. soruya geldiğim zaman ağacın meyvesi olunca başını aşağı salar atasözünde aşağıdaki erdemlerden hangisi vurgulanmaktadır diyor. Baktığım zaman yardımseverlik, cömertlik, dürüstlük ve alçak gönüllülük. Tabii ki cevap D diyorum. Alçak gönüllülük. Çocuklar böylece erdemler temasını tamamladık. Son metnimizde hepinize iyi çalışmalar diliyorum.